aslında diye dünyanın en gereksiz ve saçma güncellemesi demek isterdim. Ama şöyle bir durum var. Evet, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz 2 haftadır video koyamıyorum. Zaten suratımın halinden, kıyafetlerimden karşınıza poşet gibi çıktım. Tövbe estağfurullah. Yani sınavlarım var. O kadar yoğunum ki anlatamam. Neyse. Bugün sizlere 11.2'yi anlatacağım. Güncelleyip mi, güncellemeyip mi diye. Bir de ondan önce Instagram'da çekiliş yaptım. Sonuçlarını söyledim zaten bu kap çekilişinin. Ama çekiliş devam ediyor. Ben haftaya ya da öbür hafta bir 5 kişi daha çekeceğim. Dolayısıyla Instagram'dan Derin Er Yılmaz'ı takip etmeyi unutmayın. Bir de Twitch üzerinden canlı yayın açıyorum düzenli olarak. Sorularınızı almak için video koyamadığım zaman vicdan azabı çekiyorum diye. O yüzden onu da söyleyeyim. Twitch'ten Derinden Teknoloji yazıp bana ulaşabilirsiniz. Mesela bu akşam, eğer bugün cumartesi günü, aynen bugün cumartesi. Maçtan sonra böyle bir 10 gibi, 10.30 gibi Twitch'te canlı yayını açacağım. İsteyen katılabilir, sorularını sorabilir. İşte bir videodan örnek verir, takıldığı bir şey vardır vesaire vesaire, çok uzattım. Şimdi 11.2 güncellemesi geldi ve aslında diye dünyanın en gereksiz ve saçma güncellemesi demek isterdim. Ama şöyle bir durum var. Dün abi ayın ikisinde, daha doğrusu ayın ikisi bugün oluyor ama bizim saatimiz yaklaşık olarak sabah saat 8 civarında. 7, 8 hatta 9'a bile çıkabilir. Neyse, o saatler aralığında bizim iPhone'larımız abi kafayı yedi ve açılmamaya başladı. Yani bir kendi kendine bir yeniden açtı. İnsanlar bunu Twitter'da belirtti, orada belirtti, burada belirtti. Ve High Sierra sürümünden Mac'in gelen bu bağlantı hatalarıyla ilgili bir root sıkıntısı varmış. Bu yüzden de iPhone'larımızda böyle bir sıkıntı oldu. Bunu çözdü. Onun dışında Apple Pay Cash diye bir uygulama var biliyorsunuz. Bunun serverlarını update etmişti, Amerika'da kullanılmasını falan filan sağladı. Bunlar bizi etkilemiyor. Şimdi burada bizi ne etkiledi? Bir kere bu bir güvenlik açığını kapatıyor. Bir telefonun stabilizasyonuyla ilgili bir açığı kapatıyor. Dolayısıyla siz hangi telefonu kullanırsanız kullanın, kullandığınız sürümden memnunsanız buna güncelleyebilirsiniz. Yani ekstradan bir sizin telefonunuzu yavaşlatma ya da hızlandırma gibi bir durumu olmaz. Çünkü kapattığı bug, yani kapattığı hata spesifik bir hata. Dolayısıyla örneğin 6S'iniz var 11.1'de. 11.2'ye güncelleyin, hiçbir şey olmaz. Niye? Çünkü dediğim gibi, yani eğer bir önceki sürümdeyseniz ama 11.0'dan memnunsanız 11.2'ye güncellemek mantıklı değil. Ama 11.1. işte kaç varsa en son 2, 3 neyse oradaysanız o zaman buraya geçmek mantıklı. Çünkü diyorum, telefonunuzun performansını etki etmeden en son güncellemeyi ve en son güvenlik önlemlerini almanızı sağlayacak. Altını çizmek istiyorum tekrardan. Eğer bir önceki sürümdeyseniz, yani iOS 11.1.x'teyseniz fark etmez. Bunu yapın ama 10'daysanız, 11.1'den memnunsanız falan sakın yapmayın. Çünkü diyorum, bu güncellemenin değil ama örneğin 11.1.2'di en sonuncusu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor da olabilirim, kusura bakmayın. Onun özelliklerinden dolayı yavaşlama olabilir. Öyle yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Biraz kısa bir video oldu. Hem maça yetişeceğim zaten. Birazdan maç var. O yüzden yorum yazmayı unutmayın. Aşağı bu arada yazın ki insanlar görsünler. Bu nasıl bir güncelleme, hızlandırdı, yavaşlattı gibi. Instagram'dan bir grup açtım. Daha doğrusu 8-10 tane grup var işte, bütün bu katılmak isteyenler. Beni Instagram'dan takip edenlerin hepsini bu gruplara alıyorum. Ve sizinle maksimumda etkileşim halinde kalmaya çalışıyorum. O yüzden yazın, konuşalım, sohbet, muhabbet yapalım, boşatalım falan filan, neyse. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın büyük ihtimalle videoda atarım. Orada görüşmek üzere.